Japonların en önemli geleneklerinden çay seremonisine geldik. Tokyo'dayız. Tokyo'da merkezdeyiz. Ginza bölgesinde çok güzel bir çay evine geldik. Japonların zaten seremonileri bitmiyor ama bana göre en güzeli ve en tadı aldığım, en sevdiğim seremonilerden bir tanesi çay seremonisi. Zaten içeri girerken çok ilginç girdik. Bir giriş kapısı var ama küçücük bir kapı var. Oradan girdik. Bana denilen şey şu. Çünkü burada çay seremonisi bir inanç, bir ibadet gibi algılanıyor. O yüzden çok büyük bir saygısı var. Şöyle ki o kapıdan herkes giriyor. Başbakanından, sanatçısına, en ünlüsünden, ünsüzüne, halktan yukarıdaki üst tabakaya kadar herkes bu kapıdan giriyor. Ve herkes çay seremonisinde eşit konumdaymış. Aynı yerde oturuyorlar ve seremoniyi herkes eşit bir şekilde karşılıyormuş. Bu benim çok ilgimi çekti. Tabii böyle oturmak bize göre biraz rahatsız çünkü biz alışkın değiliz. Şöyle bir tabure bana verdiler. Şimdi buna oturacağım ben. Şöyle sanırım. Ayaklarımı tam şu alta koyuyorum. Evet, yerleştirip rahatmış böyle. Şu şekilde çok rahat bir oturuş sergileyebiliyorum. Birazdan çay seremonisi başlayacak. Burası da çok keyifli bir ortam. Dingin, sakin. Çok sevdim burayı. Tam atmosferi de Tokyo'nun göbeğindeyiz. En ünlü caddesi Ginza'dayız. Ama burası böyle geleneksel küçük bir çay evi. Hadi o zaman başlayalım. Önce bir tatlı ikram ettiler. Onlar seremoniyi yaparken ben de ufak ufak anlatmak istiyorum. İlk olarak herhalde ağzım tatlansın diye bir tatlı, Japon tatlısı ikram ettiler. Bunu yemem gerekiyormuş. Gayet başarılı bir tatlı. Okay. Çay seremonisinin aksesuarları geldi. Şöyle tutuyorum, iki kere çeviriyorum ve içiyorum. Okay. Bana verilen kap beni temsil ediyor. Benim kişisel özelliklerime göre bir kap ayarlanıyormuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Mesela çiçekler var, beni çiçek gibi görmüşler sanırım. Thank you.